Reis, kabristanda başım kalabalık diye yanına gelmedim. Zaten hacım büyük. Bir de ben üstüne gelmek istemedim. Eyvallah Yaşar. Dediğin gibi acımız büyük. Ama herkes senin gibi anlayışlı değil. Üstümüze geliyorlar. Gelsinler. Gelsinler fark etmez. Ama yüzlerini göstersinler. Derdim o. O yüzden buraya geldin. Yani. Teo anlattı, bahsetti Teo. Dedi, reis bize büyük bir imkan vaat ediyor. Dedim ki bize. Dedi ki bize. Dedim ne ola ki? Dedi ki ısrar bizim masasına buyur ediyor. Dedim Teo sen yanlış anlamışsındır. O yemek masasıdır o. Senin ne kadar ikramsever birisi olduğunu bildiğim için. Vallahi billahi dedi öyle değil dedi. Ticari masaya dedi davet ediyor. Şimdi ben Teo'nun vallahisine billahisine inanmam. O yüzden dedim. Gelsin bunları bana söylesin kulaklarımla duyayım. Ancak o zaman inanırım dedim. Sen de yanına bir şahit almışsın gelmişsin. En sevdiğim İlyas'ı. En sevdiğim derken? Ben seni hep çok sevmişimdir İlyas. Her zaman söylemişimdir. Reis ölsün İlyas her şeyi götürür demişimdir. Allah kezinden versin tabii de. Sen Allah'ın işine karışma. Yaşar. Ne zaman derse. Vade ne zaman dolarsa. Sen de haklısın. Haddini bileceksin. Had bilmek iyidir. Haddini bileceksin. Had bilmek demişken... Ünal Bey ne dedi bu işe? Haddini bildikten sonra kimsenin masada oturmasına itirazı yok. Bildirdikten sonra niye bilmeyelim haddimizi? Öyle ya, masaya otururuz. Bilmediğimiz bir şey varsa da öğreniriz. Biz de öğrenmek istiyoruz Yaşar Bey, sizin bildiklerinizi. Bey nedir ya? Araya mesafe koyma ya. Dostum diyelim birbirimize, dost olalım. İyi, diyelim olalım. Dostum. Şimdi bize denildi ki... sen bizim görünmeyen düşmanımızı biliyormuşsun, tanıyormuşsun. Tanıyor musun? Tövbe, tanımıyorum. Ama biliyorum. Hı, o da olur. Nasıl biliyorsun? Musalla taşında olsa iyi bilirim derdim şimdi adettendir. Ama henüz musalla taşında değil. O yüzden hiç iyi bilmem. Yaşar, bak ben senin istediklerini veriyorum. Sen de benim istediklerimi verdin. Şimdi reis biliyorsun biz dönüşüm işine girdik. Yaşar konuşasın var, konuş. Niye konuşasım olsun? Soru sordum. Hikayeyi baştan anlatayım ki. Kardeşin bu adam bu bilgileri nereden biliyor diye arkamdan araştırma yaparken adamları uyandırmaz. Eyvallah. Eyvallah. Bu dönüşüm işinin en pis tarafı tıbbi atık. İlletin, mikrobun nereden geleceği belli olmaz. O yüzden ben bizim çocukların
mikroba dayanıklı olanlarını, mikroba alışık olanlarını, bir de yakında ölecek olanlarını bu işe veriyorum. Bu çocukların tabii kaybedecek hiçbir şeyleri yok. O yüzden hastanede rahat rahat geziyorlar. Hastanelerde ne dönüyor, kimler yatıyor, yatanlar ne istiyor? Yasal, gayri yasal, legal, illegal. Cezaevinden ölmek üzere nakledilmiş fakat bir türlü ölmemiş. Nedense bu mikroba bizim çocuklar değmişler. Bu bir tevatür. Adamı devlet koruyor. O yüzden de hapishaneden çıkarıyorlar, hastaneye getiriyorlar. Adamın da ölümcül bir hastalığı var. O nefes alamayanlardan. Astım. Astım değil, astım. Hastalığını soruyorsan KOA. Evlerden uzak. Bu astım ne demiş? Gidin Hızır Reis'i mi öldürün demiş. Ne demiş? Dediyse kime demiş, niye demiş? Bak şimdi sorar demedin mi? Sordu bak. Merak'tan değil. Anlamak için. Anlayacaksın. İlyas dostum, anlayacaksın. Şimdi bu adam birilerinin adamı, Asım birilerine bilgi veriyor. Bilgi karşılığında da bu adamlar Asım'ı yaşatıyorlar. Ölmeden önce de buna psikiyatrilerini yaptırıyorlar. Bunun da eli kolu uzun. Askerden istihbarata, oradan polise, oradan sokağa kadar uzanıyor. Benim öğrendiğim uzman diye bir şahıs. Ki bir tevatüre göre İlyas onu öldürmüş. Bu adam Asım'ı hastanede ziyarete geliyor. Uzman kod adlı şahıs. İşte şimdi bir noktaya geldik. Bu adama paralar veriyorlar, krokiler veriyorlar. Diyorlar ki ne yap et, Hızır Reis ölsün. Ben dedim Hızır Reis'e bir jest yapayım. Adamın cesedini getireyim, koyayım önüne. Bizimkiler dediler ki, kimsesiz baba. Ne o hastaneye girmek mümkün, ne de orada birini öldürmek mümkün. Yaşar, sen yaptın babalığı. Eyvallah. Bundan sonrası benim işim. İlyas sana masanın ne zaman toplanacağını bildirir. Adamın ismi, cismi, hastanenin adresi burada İlyas. Eyvallah. Dostum Yaşar. Düşmanım ölür diyorsun. İnşallah. İnşallah. Dostum Yaşar. Bir şey söylemeyecek misin? Elmanı da yedin. Söyleyeceğim. Murat Bey. Hele bir ayağa kalk. Seni bir öpeyim. Sebep? Kalk ya. Tebrik edeceğim. Evleneli çok oldu. Hele kalk. Öyle değil ya. Öyle değil. Siz ne biçim ortaklarsınız ya? Birbirinizden sır mı saklıyorsunuz? Ne sırrı saklıyormuşum? Ne biçim konuşuyorsun sen? İnsan ortağım dediği, arkadaşım dediği adamlardan baba olacağını gizler mi ya? O nereden çıktı? Çöpten çıktı. Reis bilir. Biz dönüşüm işindeyiz. Herkesin çöpü, kağıdı, atığı döner dolaşır. En sonunda bize gelir. Sabahleyin çocuklar getirdiler. Müjde vermek için. Dediler kimsesiz baba. Ortağın Murat Bey'in çocuğu olacak. Bak dediler bu da pozitif. Dedim bu çocuğun resmi mesmi yok mu ya? Hani bilgisayarda yapıyorlar ya. Dediler yok.
O yenge de. Gül yengem hamile mi aga? Bak, ateşe bak ya. İnanmıyor. Al, hastane raporu burada. Yok bu Ender'in. Günde ne kadar et yediği. Fikret Ağa sen bilirsin, söylesene. Emine abla demiştir sana Gönül yengenin sırrını. Doğru mu lan? Damadım Fikret. Bugün hastaneye gittiler. Ama sonucu ben de burada öğreniyorum. Hazır. Duydun mu? Baba oluyormuşum. Duydum kardeşim, duydum. Gözümüz aydın. Tebrikler tipi. Tebrikler. Nasıl olacak şimdi? Ne nasıl olacak? Tipi ağa. Teo ile beni nasıl öldüreceksin? Onu mu soruyoruz? Sana en güzel haberi veren adamı nasıl öldüreceksin? Öldürmek nereden çıktı şimdi? Onun da fişi burada. Senin çelik tel aldırdığın adamlar benim adamlarım. Aradılar. Dediler kimsesiz baba. Ortağın ateş iki parça çelik tel aldırdı. Herhalde birisini boğduracak. Dedim kim ola ki acaba? Ateş benim ortağım. Böyle işlere niye bulaşıyor? Söylesin ben hallettireyim. Ya benim etim, adamın alışverişi. Ya sen niye çöpleri karıştırıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Tanımak için. Ortaklarımı tanımak için. Hepinizi de tanıdım. Kolesterolün 800 olmuş. Ender. Hala ayda 100 kilo et yiyoruz. Bizim kimsesiz çocuklar dediler. Kimsesiz baba, bu adam bizim bir yılda yediğimiz eti bir ayda yiyor. Öldürelim bunu dediler. Dedim sakın ha. Öyle bir şey duymuş olmayayım. Ben tanıyorum. Ona söylerim her ay 100 kilo et de size gönderir. İlker Bey. Senin bu evin tadilatı ne zaman bitecek ya? Anlamadım. Evin 8 odalıydı, 18 odaya çıkardın. Yatakların altı doldu parayla, duvar ördürüp arasına sokuşturmaya çalışıyorsun. Para dediğin neticede kağıttır. Ker Bey, bir kıvılcım yanar. Bak, İlker de bozuldu. Dostum İlyas. Bakma sen ona. Dostum Yaşar. O öyle bir şey olursa evin içine girer, parayla yanar. Evet. Herkesi tehdit ettin. Herkesi araştırdın. Kimsesiz Yaşar. Benim için söyleyeceğim bir şey var mı? Ya sen... Hastanede Asım'ın sandalyesinin arasına nasıl koydun o silahı Ünal Bey? Hem de herkesin gözünün önünde. Merak etme. Kayıtlar bende. Yalnız ses kaydında bir problem var. Dediler ki dudak okuyanlar var. Dedim ne gerek var? Söyleyecek bir şey olsa masasında oturuyoruz. Ünal Bey bize söyler. Benim için söyleyecek bir şeyin var mı Yaşar? Acılı bir babaya ne söyleyebilirim ki? Hem sen İlyas, Alparslan
Beni bu masaya davet eden Çakır Beylilersiniz. Kabul ederseniz dostunuz olurum. Öyle değil mi Teo? Biz dost olmaya hazırız. Anladığım kadarıyla masaya yeni oturan arkadaşlara itiraz yok. Kabulden sonra ben size kuralları anlatırım. Zeki Bey'i vekil olarak seçmiş Teoman Bey. Evet. Yaşar Bey. Kimsesiz. Yaşar kimsesiz. Vekiliniz kim? Kimsesizin vekili mi olur? Aa, olur da bir gün birisi becerikli çıkar beni öldürür. Helali hoş olsun. Onu alın, benim oturduğum yere koyun. Polise teslim ol. Ben yaptım de. Kim olduklarını anlayalım. Ben senin arkanda dururum, tamam mı? Emredersin baba. Arabanın arkasında da var. Hangisinden al. Hadi göreyim sizi. Hayır olsun Yaşar. Birini mi vurdun? Polisten mi kaçıyorsun? Ne oldu? Ha, bunu dedin ya. Söyleyecek bir şeyim yok. Şu çayı içeyim, bana bir taksi çağırın giderim. Ne oldu, bir anlat da. Biraz önce bir arabadan bana sıktılar. Üçünü de vurdum. Biri kalaydı, iyiydi ya. Kimin yaptırdığını öğrenirdim. Ama maalesef vurmak zorunda kaldım. Ne baştan anlat şunu, ne oldu? Ne önemi var ki? Bu ilk değil. Sen yaptırdıysan ilk senden görüp duyayım. Ondan sonra vuruşalım diye geldim. Yaşar. Ben böyle bir şey yaptırmadım, böyle bir şey yaptırma emri de vermedim. Ama hala benden şüpheleniyorsan... Çek beni vur. Çayını iç, arabanın anahtarını da al git. Bıktım da. Kurşun döktüren benden buluyor. Peki dün gece senin masanda beni öldüreceklerdi. Bunu biliyor muydun? Öyle hiçbir şeyden haberin yok gibi duruyorsun. Ölü müsün? Yok. Beni o adama öldürmeye gönderirken onun gizli tanık olduğunu bilmiyor muydu Yaşar? Biliyordum. Sen bana sormadın ki tanık mıdır, sanık mıdır adam.
Kızını öldüren adamlar kimse kim? Öldürmeyecek miydin? İşte bana bu bilgiyi verdiğin için sana silah doğrultmam. Sen bana doğrultmadığın sürece. Kardeşin İlyas'ın da alakası yok o zaman. Çünkü ona dostum dedim. İyi. Dostunu görünce sorarım. Ama İlyas benden habersiz kimseye sıkmaz. Hele masadaki birine. Sen sor. Ben de soracağım. Sen bir şey öğrenirsen bana bildir. Ola ki senin adamlarından biridir. Ben öğrenirsem sana bildiririm. Sen öldürürsün. Benim adamlarından biri ise ben öldürürüm. Adnan. Buyur abi. Yaşar babayı evine bırak. Arabanın anahtarını ver, ben giderim. Sonra kimsesiz Yaşar korktu, korumayla gezdi derler. Ver arabanın anahtarını Adnan. Sağ ol. Bir şey lazım mı? Elini yüzünü yıkayacaksın mı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Üstünü başını değiştireceksin mi? Yok ya. Çoğu benim kanım değil zaten. Hadi eyvallah. Bu ne Yaşar? Lokum. Eli boş gelmeyelim dedik. Korumaların altını üstüne getirdiler. İki tane de yediler. Sen zehirlenmeyesin diye. Onlara da dedim. Dedim oğlum, benim zehirle meyirle bir işim olmaz. Benim olayım, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şimdi tatlı tatlı soruyorum İkrem Bey. Teoman nerede? Zeki sana söylemiş zaten. Ha, söyledi. Kafası karışıkmış, ortadan kaybolmuş, bir ara ortaya çıkarmışmış. Bundan daha fazlasını bilmiyorum Yaşar. Sen Zeki'den daha fazlasını bilmiyorsun. O zaman hele kalk orada Zeki otursun. Yaşarım. Umarım. Umarım yaşarsın. Ben Allah'ın işine karışmam. Ama biraz daha bana bu Teoman'ın nerede olduğunu söylemezsen... Bana bak Yaşar. Taktın Teoman'a. Sana o suikastı yaptıran Teoman değil. Kim o zaman? Hızır Reis değil. Boşuna yalan söylemenin manası yok. Çünkü beni vuracak adam beni vur demez. Çıktım karşısına, konuştum. Ben yaptıysam vur beni dedi. Ben senin kardeşine dostum dedim. Ama o olaydan beri herif ortada yok. Sen dahil hepinizin karşısına dikildim. Kim o zaman? Yaşar, senin gibi bir adam öğrenemediğine göre bu iş istihbaratın işi. Tamam. Yani yine Teoman. Ulaşmadığı istihbarat mı kaldı sayende? Yalan mı? Yalan değil. Ben de diyorum ki sana, az bekle. Ardını arkasını öğrenip sana haber vereceğim. Teoman'sa da vereceksin. Vereceğim. Tamam. İyi. Benim seninle bir derdim yok.
Kardeşini öldürürüm, seninle dost olurum. Zeki, Brüksel ne çi? İstanbul yayla. Anlamadım. Anlamazsın. Brüksel'e gitmeden bana Teoman'ı ver. Ki İstanbul'da huzur içinde dolaşasın. İstanbul Brüksel'den büyüktür. Rahat edersin. Anladın? Anladın? Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp yad ellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum. Dostum, 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 gelsene canım. Yüz metre sonra hedefinize varmış olacaksınız. İnşallah dediğin gibidir. Yüz metre sonra hedefe varırız. Erken gelmişsin. Senden konum gelince reis, bizim çocuklara dedim ki, hele bakın bakayım bu adres neresi. Dediler çok konumlu insanların olduğu bir yer. Dedim kim ola ki? Dediler kimsesiz baba. Gitme, oraya gitme. Biz gidelim, ne gerekiyorsa yapalım. Dedim ne gerektiğini bilmiyorum ki ben. Şimdi sana soruyorum reis. Biz ne gerekiyor ki buradayız? O evdeki adam bana gerekiyor Yaşar. Sana gerekiyor. Ben de sana gerektiğime göre o adamı ben tanıyorum. Bugün karşılaştın. Bugün yine bir sürü adamla karşılaştım. İçeri gir çık, gir çık. Kimmiş bu adam? Nedim? Bizim istihbaratçının evinin önünde ne işimiz var reis? Konuşacağız. Sadece konuşacak mıyız? Hayır, bu saatte olduğu için diyorum. Adamın evinin etrafında kameradan geçilmiyor. O yüzden pek fazla sokulmadım. Hani sadece konuşacaksak bir problem yok. Gelin konuşalım. Yaşar, konuşmaya devam edecek misin? Benimle gelecek misin? Gelmeyecek olsam niye burada olayım reis? Hadi bırak arabayı geçelim. Bundan sonra biriyle ortak olacaksan Yaşar, benimle ol. İlyas'la, Alparslan'la, onunla bununla değil. Şimdi anladım niye İlyas'la değil de benimle geldiğini. İyi. Reis, ben diyorum sadece konuşsak daha iyi. Bilgi almış oluruz. Bence de öyle yapalım. Konuşacaktık Yaşar. Hazır beni Nedim'e getirmişsin.
Nedim bana sıktırmış. Ben de adamlarına sıkayım dedim. Bunlar nezaretteydi. İlyas'a da dedim. Bunlar Nedim'in adamları dedim. Yok dedi, öyle olsaydı bu kadar kopmazlardı dedi falan dedi filan dedi. Tamam Yaşar, tamam. Dışarıda konuşmayalım, içeride konuşalım. Ha. Beni tanıyor. Kapıyı ben çalarsam açar. Nedim Bey, ben Yaşar. Kimsesiz Yaşar. Sizinle konuşmaya geldim. Anlatacaklarım var. Ne o? Kapıma geldin diye senden korkacak mıyım? Ha? Mafya bozuntusu. Kapının önündeki adamların korkacak vakti olmadı. Bozuntu biraz ayıp olmuyor mu? Sık. Sık hadi göreyim seni. Bakalım bana sıktıktan sonra ne kadar yaşayacaksın. İşte sizin en kötü özelliğiniz bu Nedim. Hep kendinizden sonrasını düşünüyorsunuz. Sana ne, sana ne? Senden sonrasından sana ne? Nedim'ciğim, dediğim gibi konuşmaya geldik. Şu silahını alayım. Reis, ne yapıyorsun ya? Devletin görevlisine vuruyorsun. Hangi devletin görevlisine vuruyorum Yaşar? Vallahi bizim devletin görevlisinin düğmesini koparmak 6 aydan başlıyordu eskiden. Ama bunların devleti hemen selamı sabaha irtibatı kesiyor. 60 ayda zor toparlıyorsun arayı. Uzmanla sen hücrenin iki adamısınız. Diğerlerini bana söylersen. Ne yaparsın? Yoksa öldürmez misin? Ya da teşekkür mü edersin? Nedim! Ne biliyorsan anlat, çabuk öl. Yoksa bu iş uzar, 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 uzar. Bak anlatırken bile uzadı. Ne biliyorsam anlatayım Yaşar. Konuş, anlat tabii ya. Yalnız, boş konuşma. Beni öldürmenizi isteyen kim? Bizde kimsenin ismi yoktur. Emir gelir, uygularsın.
Başka sorun? Kaç kişisiniz? Bilmem. Belki 100. Belki 1000. Belki de 10.000. Bildiğin kaç kişi var? Bildiğim, Asım'ı sen öldürdün. Bildiğim, uzmanı kardeşin İlyas öldürdü. Ha, belli ki beni de siz öldüreceksiniz. Benden sonrakine sorarsın artık ne soracaksam. Peki senden sonrası kim? Onlar seni bulur Hızır. Onlara... Bak. Beni öldürdükten sonra ne olacağımı söyleyeyim mi? Taktı sonrasını. Söyle. Eğer sürünmenizi istiyorlarsa... Benim cinayetimi üstünüze yıkarlar. Sonra da örgütün azılı düşmanı, kahraman bir adamı öldürdüğünüz için... örgütçü olarak tıkarlar içeri. Ya da aslında yaptığımız gibi... benim için kim orduya gitti derler. Sizin kiminiz varsa öldürmeye devam ederler. Kızın gibi. Bu kadar kaydı. E buraya boş yere seninle gelmedik Yaşar. Dönüşüm içinde değil misin? Dönüştür burayı da. Dostum Yaşar. Yaşar, düşmanım öldü diyorsun. Ne doğru diyorsun. Cins bu adam, cins. Bak gitti orada durdu. Ayağından asır yok ya. Misafir gelmiş. İki adım attı karşıla. Ne misafiri baba? Yabancı değil. Yaşar abimiz geldi. Hoş geldiniz Yaşar abi. Reha.
Reha, bizim çocuklar dediler ki kimsesiz baba, bu Şahin Ağa'nın oğlu Reha seni niye öldürmek istiyor? Dedim istemez öyle bir şey. Dediler çok istiyor. Gördüğü herkese söylüyor. E o zaman dedim ben de görüneyim kendisine. Bana da söylesin. Sen beni öldürmek mi istiyorsun Reha? Seni öldürmek istesem niye Yaşar abi diyeyim? Niye karşılayayım? Bak bunun hesabını sorarım ben çocuklara. Ben gariban severim. Ama yalancıyı keserim. Yaşar abi. Sen yine de garibana dokunma. Biz genciz. Hava atmak için sağda solda boş konuşmuşuzdur. Eyvallah genç. Ben hep duyardım. Hızır Reis'in bir deposu var. Orada konuşulanlar dinlenemiyor diye. Burası orası mı İlyas? Doğrudur Yaşar, burası orası. Yok ya. Bence dinleniyor. Nasıl yani? Hızır Reis arada bir sinirlenip bağırıyormuş. Şu yan tarafta bir yük asansörü varmış. Onun boşluğundan Hızır Reis bağırdığı zaman yukarıdakiler duyuyormuş. Yaşar, rahat ol. Ben bağırıyorsam sesim duyulsun diye bağırıyorumdur. Hoş geldin, geç otur. Yemin ederim ben tahmin ettim. Dedim burada kesin demli çay vardır. Alparslan. Şu masayı yuvarlak masa yapalım da toplantıları da burada yaparız ya. Ha? Ne o öbür masada mumlar falan yanıyor. Sanki birbirimizi etkileyip dansa kaldıracakmışız gibi. Yakışmıyor bize yani. Haklısınız Yaşar Bey. Bak Alparslan da Yaşar Bey diyor. Hem bey diyerek araya mesafe koyuyorsun, hem de çay ikram ediyorsun. Ha diyorsan ki ben devlet terbiyesi almış adamım, ona söyleyecek bir şeyim yok. Yaşar. Peşrevin bittiyse güreşe geldi. Aslında biliyorsun elimde bir şey olduğu zaman herkesi yormadan ortaya koymam. Ama bu mevzu beni haddinden fazla yorduğu için hemen dile geleyim. Bittik. Bittik derken? The end. Son. Fin. Yani her güzel filmin sonunda olduğu gibi İlyas'ım. Bitti. Bitti. Söylemeyecek misiniz ikiniz de niye geldiğinizi? Reis geldiğinde Şahin Ağa. Belli ki aynı dertten muzdaripsiniz de ikinizin de birbirinizden haberi yok. Derdin ne senin dadaş? Benim bir derdim yok. Senin? Benim hiçbir derdim yok. Madem bir derdin yok, niye geldin sabah sabah? Önce bu söylesin. Olur. Ben çay içmeye geldim. Burada çay çok güzel, demli.
Yaşar Bey, Yaşar Bey. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Sizin de dediğiniz gibi benim adım Yaşar. Biz içeri girsek de yaşarız, dışarı çıkmasak da ölmeyiz, yine yaşarız. Ama bizi içeri gönderenler, bize bu tuzakları kuranlar elbet bir gün o tuzaklara kendileri düşeceklerdir. Mürsel! Ulan Mürsel, dostum değilsin. Başka da lafım yok. Efendim Mürselciğim? Düşmanım, ne yapacaksın? Babanın ayrına gidip vuracak mısın adamı? Kara Mürsel! Şimdi reis, sana söylemem gereken büyük bir sorunum var. Büyük. Çok büyük. Psikolojik olmasın inşallah. Biraz psikolojik. Biraz da büyüklü konuşma Yaşar. Neymiş derdin? Reis, ben içeri ilk girdiğimde bir mevzu çıkardım. Şimdi tekrar bir mevzu çıkarmak istemem. Hele de seninle. Ya neymiş ne? Ben kimsesiz birisi olduğum için kimsesiz uyumaya alıştım. O yüzden bir, ranzanın üst katında yatarım. İki, horlarsan seni şişlerim. Sen bayağı kilolusun, göbek mebek kesin horlarsın sen. Sonra demeyesin ki Yaşar bana bunu niye yaptı. Düşmanlığımdan değil. Birisi horladığı zaman kimsesizliğim bölünüyor. Yaşar. Burada şişmiş bulamazsın. En fazla şişersin. Tamam, tamam. Sen ranzanın üstünde yat. Ben de horul horul uyuyayım. Bir senden bir benden diyorsun yani. Alış alış. Ne zamana kadar kimsesizlikte? Hı? Vallahi doğru söylüyorsun. Yakında burası dolar bence. Ne biliyorsun? Kim gelecek? Tipi tipi. Nasıl yakalamışlar onu? Gelirken yolda duydum. Tıpış tıpış teslim olmuş. Bir rivayete göre de gözleri dolmuş. Anımı yükledi. Müjdeyi verirken iyiydi. Dolar tabii şimdi gözleri. Gözleri mözleri doları bırak şimdi sen, lafı karıştırma. Sen tipiyle daha önce yattın. Horluyor mu tipi? Kardeş, karısı olan horlar. Bu eskiden bekardı. Gözünü kapatamazdı, manyak. Peki dostum İlyas gelir mi? Hani o bekar diye diyorum. Gelmez. Diyorsun. Televizyon seyrettiyse gelmez. Reis, topu topu 3-5 kişiyi yok ettik. O bize reva mıdır ya? Reva mı derken? Hani o adamlar için değer miydi diyorum. Uzman Azim Nedim Sıddık. Bir de Mürsel'i aldık sıraya. Devlet bize madalya mı taksaydı? Ne bileyim, bir madalya olur. Devlet sanatçısı ünvanı olur. Ruhsatlı silah olur. Ne bileyim yani. Devletimizin hainleri cezalandıranlara vereceği her türlü imkan. İlyas'ın dostu, devletin sana sağlayabileceği tek imkan burada pembe oda. Senin de kimsen yok. Başka da bir imkan bekleme devletinden. Şükret de. Şükür, şükür tabii. Burada şükretmeyeceğiz de nerede şükredeceğiz? Öbür tarafta mı? Tatlı, tatlı ne var? Zıkkım var. Onu da gelirken kendin getireydin ya. Nerede lokumun? Yaşar, kimsesiz.
Eşyaların kontrolden geçti, alabiliriz. Vay be! Başefendi, tam reis şimdi lokum soruyordu. Onun üzerine sen kapıyı çaldın. Kapıyı çalmadım, açtım. Afiyet olsun. Kantine söylemiştim. Bakalım fındıklı mı, fıstıklı mı? Fındıklı. Bana çay koy enişte. Tamam Tipi. Ben yatacağım. Enişte sen de yat. Benim uykum yok Yaşar abi. Ya var yok. Tartışalım diye söylemedim. Siz odaya girin, uykunuzu alıp çıkın ki ben girdiğimde horultusuz uyuyayım. İstirahate geçin işte. Allah rahatlık versin dayı. Bana vermesin mi? Şimdi bir şey söyledik diye içimize dert ettireceksin ha. Sana da versin abi. Ne versin? Ucu açık konuşma enişte. Allah rahatlık versin Yaşar abi. Sana da eniştemiz. Sana da. Çocuklar yatmasaydı sana bir türkü söylerdim reis. Ağlardın, şöyle bir rahatlardın. İyi. Çocuklara ninni söyle. Ağlayıp rahatlasınlar. Hangi makamı seviyorsun? Bir makamda gözüm yok ama illa da söyleyeceğim diyorsan Yaşar, yıkıl git makamında söyle. Ne şapırdattın be reis. Vallahi billahi horlasan daha iyiydi ya. Uykudan uyandım ya. Sulu sulu. Yaşar sulu. Senin gibi. Elimde değil. Yok yok. Belli ki elinde. Var mı ondan başka? Niye yatmadın? Kafamda bir rüya vardı reis. Görmeye çalıştım. Baktım kafamdaki gibi gitmiyor. Uyandırdım kendimi. Yaşar. Sen buradan akıl hastanesine sevkini istesene. Senin için zor olmaz. Ha kardeşim, vallahi. Reis, ben bu zamana kadar kimsesiz yaşamışım, kimsesiz Yaşar olmuş. Şimdi akıl hastanesine gidersen bana ne diyecekler? Deli Yaşar. Sence benim gibi bir deli ne kadar yaşar? Sana bir soru soracağım. Dostça. Hani sen seviyorsun ya dostça konuşmayı. Dostça soracaksan reis, dürüstçe cevap veririm ben de. Sen birini sevdin mi? Ne zaman? Ne demek ne zaman? Ya işte doğduğundan beri birini sevdin mi? Çok sevdim. Çok sevdim işte, bir şey olmadı. Yani çok sevdin, ne oldu? Beraber oldunuz mu? Ayrıldınız mı? Öldü mü? Beraber olduğum oldu. Ayrıldığım oldu. Ölen de oldu. Fakat bunların hiçbiri benim sevdiğim değildi. Yaşar, sevdiğine ne oldu?
Duruyor. Nerede duruyor? Evinde. Anasının dizinin dibinde. Niye beraber değilsin? Kızın haberi yok ki reis. Niye haberi yok? Bir engel mi var beraber olmanıza? Var. Neymiş? Namım. Nasıl namın? Benim adım kimsesiz Yaşar reis. Kızın haberi oldu mu? Ben artık kimsesiz olmam ki. Kimsesiz olma Yaşar. Ne olur? İşte az önce kendimi zorladığım rüya buydu reis. İstediğim gibi gelişmeyince uyandırdım kendimi. Yaşar. Allah sana şu plastik sandalyede rahatlık versin. Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum gelsene canım. Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler oy. Bu şirin canıma nasıl kıymışlar oy. İster isem dünya malım vermişler oy. Sensiz dünya malı neylerim dostum. Gelsene canım. Sensiz dünya malı neylerim dostum gelsene canım. Ne o Yaşar, maçta gol mü yedin? Yok, maçta yemedim ama orada yiyecekmişim gibi konuştular. Ne diyorsun Yaşar? Bizim çocuklarla konuştum. Dediler kimsesiz baba, bu akşam dikkat et. Senin ihalen konuşuldu. Dedim ulan nasıl bir ihale bu? Dediler taşeronlu. Dedim ulan dost meclisinde yatıyoruz. Benim yattığım koğuşta beni kime ihale edecekler? Vallahi orasını bilemeyiz dediler. Dedim kim ola ki? Seni düşündüm, sen bana kıymazsın. Tipiyi düşündüm, niye böyle bir şey yapsın? Ulan dedim acaba bu senin enişte olmasın? Yaşar, benim enişten birini öldürecekse bana sormadan öldürmez. O zaman beni elektrik idaresine mi ihale ettiler? Bu koğuşta elektrik mi çarpacak beni? Nasıl öleceğim ben? Ne konuşuyorsunuz reis?
Plan mı yapıyorsunuz? Tipi seni öldürme planı yapmış, sonra vazgeçmiş. Onu anlatıyordu. Vaz mı geçmiş? He. Vazgeçtim. Madem vazgeçtin, bunu niye yatağın altında tutuyorsun? Akşamı mı bekliyorsun? Geçtim peki? Ben Zeynep'ime arkadaşını sırtından vuran şerefsiz bir baba bırakmak istemiyorum. Öyle baba olmaz olsun. Bunu şimdi mi düşündün? Belli ki şimdi düşündü ki geldi bana anlattı. O elindekini de Mürsel göndermiş. Mürsel. Mürsel! Dostum değilsin ulan! O kadarını söylüyorum. Dadaş. Bundan sonra dostumsun. Kusura bakma dadaş. Önemli değil. Geçen gece fazla horlayınca ben de bir inceden düşündüm. Ödeştik. Ödeştik. Ulan beni cezaevi koğuşuna atın. Diller koğuşunda benim ne işim var? Şey olursa bana sorabilirsin. Ben bu bulmaca işinde çok iyiyimdir enişte. Çay içer misin Yaşar? Yok. İçeride biraz uzanacağım. Yeah.
Yaşar ulan. Kim olursanız olun ben kimsesiz Yaşar'ım. Kimsesi olan hiç kimse beni öldüremez. Ulan! Ulan Mürsel! Arkanda kim olursa olsun beni öldüremeyeceksin ulan! Bırak ulan! Mürsel! Ulan Mürsel! Bilmiyormuş. Sen de mi bilmiyorsun ulan? Kimsesiz baba, yemin ederim. Yalan yere yemin etme. Vallahi kıyma olursun. Soru basit. Mürsel nerede? Vallahi bilmiyorum baba. Çalıştır. Yemin ederim nerede olduğunu bilmiyorum. Dur dur. Sadece ne? Ben sadece Sinan abiye haber götürüp getirdim. Mürsel'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bıçaklara yaklaştıkça hatırlıyorsun ama. Çalıştır. Gelmişsiniz ya. Vay be. Vay. Dostum İlyas. Niştem. Adam gitti gidecek. Durdurun tamam. Tamam. Söyleyeceğim. Durdurun şunu. Durdur. Ayağınız uğurlu geldi İlyas dostum. Şimdi bu herif bize Mürsel'in yerini veya onun yerini bilenin yerini söyleyecek. Değil mi Ciğer? Tamam. Söyleyeceğim. Ha? Geri sarın şunu. Baba palet geri sarmıyor. Doğru ya. Biz bu paleti hiç geri sarmadık. E o zaman indirin adamı. Kara Mürsel. Buraya gelmeden önce reis dedi ki benim bir planım var ama dedi kimse bilmeyecek. Dedim ne ola ki acaba? Anlaşıldı. Yine uzun sürecek. Oturun oturun. Dedi ki, rahatsız olmayın siz, benim misafirimsiniz, rahat oturun. Dedi ki, Mürsel'i avlayacağım. Dedim ki, hangi Mürsel'i? Dedi ki, seni cezaevinde şişletmeye çalışan Mürsel'i. Dedim, kara Mürsel için avcı diyorlar. Biz onu nasıl avlayalım? Dedi ki, o eskiden de o. Şimdi gözlerine tavuk karası çökmüş, geceleri görmüyor. Dedim beraber gecelere mi atacağız yani? Dedi ki ben seninle aynı masada oturmam. Ben önce bir bozuldum. Ama hanımefendinin etkileyici, sarsıcı, aynı zamanda baş döndürücü güzelliğini görünce reise hak verdim. Teşekkür ederim. Bu arada kimsesiz Yaşar ben. Hızır reis tanıştırmayı unuttu. Yaşar, uzatmasak da şunu öldürüp gitsek. Uzatıyor muyum Mürsel? Uzatıyorsun Yaşar. Çok uzatıyorsun. Sana öyle geliyor, Kara Mürsel.
geldi ya, geceler uzun. Hele böyle kimsesizin karşısında çaresiz durduğunda o geceler bitmez, bitmez, bitmez o geceler. Şimdi Kara Mürsel, diyeceksin ki zevk mi alıyorsun? Yok, intikam alıyorum. Kimin intikamı? Benim değil. Evet, bir zamanlar sen bana elektrik verdin, su sıktın. Ama sen bana işkence yaparken benim canım hiç yanmadı. Neden biliyor musun? Çünkü 16 yaşında kimsesiz bir çocuğu kömür yapana kadar bastın o tuşa. Gariplerin intikamını alıyorum yani. Yıkarsa bu dünyayı, gariplerin ahı yıkar. Sen boşuna ah vah etme. Garip değilsin. Şeref yoksunusun sen. Yine bu Yaşar nerede İlyas? Ben nereden bileyim nerede? Dostuyum dedim, bekçisiyim demedim. Her seferinde seni beklemek zorunda mıyız Yaşar? Kusura bakmayın. Yine geç kaldım. Tabii siz o siyah camlı arabalarınıza kurulup dışarıdaki hiçbir şeyi görmediğiniz için bilmezsiniz. Ben her yük taşıyanı bu kimsesizin hali ne diye sorduğum için gecikiyorum tabii. Ama soruna cevap vereyim Ekrem Bey. Senin beni beklemene gerek yok. Çünkü sen ne söylesen ben hayır diyeceğim için, seni dinlemeyeceğim için beni beklemene gerek yok. Dadaş, hele dadaş kalk seni bir öpeyim ya. Damat, Ateş, sizi de öptüm sayın. Hayırdır dadaş? Niye öpücük dağıtıyorsun? Benim lafım yerde kalmamış, Mürsel yerde kalmış. Ben sizi öpmeyeceğim de kimi öpeceğim? Ha, bir de Ünal Bey'i öpeyim. Sağ ol Yaşar. Kim bilir sokaklardan ne kadar mikrop getirdin. Bu mesafeyi. Beklediğiniz için teşekkürler. Reis, benim bir tanesiyle hususi bir meselem var. Anlaşıldı niye geldiğimiz. Sana ne demiştik abi? Ya neyse ne. Bırak ne konuşacaksa konuşsun. Hususi olarak. Dostum yaşar, düşmanım ölür demedim mi ben sana? Ha? Sen ne dedin? Ağzının bantını açayım. Yok. Merak etmiyorum ne diyeceğini. Vallahi ben merak ediyorum Yaşar'a. Ben sana söylerim enişte. Şimdi bunun ağzının bandını açsan diyecek ki ben ettim sen etme.
İşte ben sizin kimsesizlerden hiçbirini bu işe bulaştırmazdım ama Hakkı beni zorladı. Yoksa ben yapmazdım. Öyle değil mi lan? Yalan mı? Fahri abi, ben az önce bunlara ne dedim? Soru sormayın da mevzu uzamasın demedim mi? Ya bir susun, susun da. Susun da gidelim, öldürelim, gidelim Allah aşkına. Siz soracaklarınızın hepsini sordunuz mu? Kaldı mı soracağınız bir şey? İki tane adres aldım abi. Muhasebeciyi tanıyorlar mıymış? Ne muhasebecisi? O kim abi? Alparslan onun için Ceylan ablaya gitti. İyi bari. Sorumu tekrar etmem gerekirse... Kim ya bu muhasebeci? He? Fahri abi. Ya biz sabahtan beri seninle burada değil miyiz? Arkadaş, herkes ayrı mevzunun peşinde. Kimse kimseyle konuşmuyor ya. Senin gözünde nasıl bir muhasebeci canlandı? Hakkının muhasebecisi olduğuna göre şerefsizin önde giden ne olacak? Ulan hakikaten kalbim temiz ha. Yaşar, bitti mi işin? Siz şu ikisini öldürüp gömerken benim buna bir iki lafım daha var. Hey, hey. Yaşar! Hop! Hadi de! Tamam reis, bağlıyorum. Dostum değilsin lan. Hadi, bunun da toprağı bol olsun. Evet Şükrü. Soruma cevap bekliyorum. İçeride cevap vermedin. Şimdi burada beynine kan gitmiştir. İlla ki beyninde bir yer bulmuştur sana hatırlatacak. Kimsesiz baba. Şeytan uydum. Ulan her haltı yiyorsunuz, ondan sonra şeytana itira atıyorsunuz. Senin bu yaptığını yapandan daha büyük şeytan kim olabilir? Baba Hakkı. Baba Hakkı mı? Yok kimsesiz baba. Hakkınlı oğlu Yalçın dedi ki... Kimsesizle babam anlaştılar. Ama Yaşar babanın adı bulaşmayacak bu işlere. Gizli yapın. Sen de buna inandın. Bana sormadan tozu aldın. Baba ölüyorum. Baba indir beni buradan. Öldüğünü biliyorum. Hatta ne zaman öleceğini de biliyorum sümme aşağı. Ama soruma cevap alamıyorum. Sen bu şeytana nerede uydun, nerede? Bu baba Hakkı'nın oğlu sana malı nerede verdi? Baba bir fabrika var. İlaç mı yapıyorlarmış, neymiş? Ah bak, kan geldi. Nerede bu fabrika? Organize sanayide baba. Nasıl bulurum? Baba Sultan Bey'den tepeye doğru çıkarken bir hastane var. Bilirim. 13-5 kilometre geçince. Büyük bir tesis. Fark edersin zaten. Sen götürürüm seni zaten. Sağ ol Şükrü. Sağ ol, ben gitmeyeceğim. Gidecek olsam indirirdim. Reha. Sultanbeyli'den tepeye çıkarken bir hastane vardır, bilir misin? Ha, iyi. Ben gelemeyeceğim çünkü. Ya bizim kimsesizlerden biri kendini balkondan atmış. Taziyen var. Ha. Babana verirsin adresi. Eyvallah.
Yaşar, bence sen yakında ölürsün. Hayır olsun reis. Olsun da niyesini sor. Biliyorum. Neymiş bildiğin? Şimdi sen diyeceksin ki bunca yıldır kimsesiz yaşadın. Eğer bunları kendine kimse edinirsen 3 günden fazla yaşayamazsın. Ve haklısın. Neyse, şakası bir yana. Adresi senin verdiğini öğrenir bu hakkı muhakkak. Dikkat et kendine. Sen bunu git İlker'e söyle. İlyas dediğinde haklı olabilir. Belki de İlker'in parasının içerisinde çip olduğunu Hakkı biliyordu. Reis, sen bu Hakkı'nın üstüne atladığında Ekrem ne yaptı? Sen bana onu de. Soğukkanlı bir şekilde Ünal'la birlikte ayırmaya çalıştı. Açık vermedi yani. Belki de bir açığı yoktur. Senin Hızır Ali bunun kızıyla evli olduğu için sen açık vermiyorsun. Yoksa Ekrem'in her tarafı açık. Bu yüzden de Şahinlere bir şey söyleyemiyorsun. Yaşar, bize gidelim mi? Anam yayladan mantar getirtmiş. Anan seni zehirledi, sen de beni mi zehirleyeceksin reis? Onu da mı duydun? Onu da mı duydun? Bir de şey duydum. Senin bu Hızır Ali Allah vere toz kullanmıyordur. Ama gelinin kullanıyor. Haberin olsun. Yaşar, evimin çöpünü karıştırma da. Öbür evinde mi? Girdiğim herhangi bir evin. İstanbul'dan çekil diyorsun yani. Allah cezanı vermesin. 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 Dikkat çekici bir şey yok İlyas'ım. Kapının önünde ne silahlı adam ne bir iz. Bur olduğuna emin miyiz? Burası olduğundan eminiz de burasının neresi olduğundan emin değiliz enişte. Ulan kimsesiz ne demek kimse bilmiyor. İyice sorun soruşturun dedim ben size. Abim buranın tozcu deposu olduğunu nereden öğrenmiş? Rüyasında görmüş. Ne fark eder Fahri abi? Rüyada görmüşse sırtı açık kalmış demektir. Ne demek ne fark eder? Bir şey çıktı mı abi? Çıktı. Duran'ın hakkıyla bir alakası yokmuş. Kimle alakası var dostum Yaşar? Biz de onu soruyoruz. Bu kadar bilinmeyen yer olsa olsa benim olur. Benim olmadığına göre kimin olduğunu girmeden bilemeyiz İlyas dostum. Dayı girin dedi mi? Girin demedi, öğrenin dedi. Belki öyle bir şey yapılmıyordur burada beyler. Yanlış bir yere girmeyelim. Ya ne fark eder Fahri? Bu kadar gizli kapaklı kimsenin bilmediği bir yerde hayır işi yapacak halleri yok herhalde. Hakkının değilse başkasınındır. Belli ki pis iş. Abi bence girmeyelim. Bu durumu amcama aktaralım. Vallahi Alpaslan, ben merak ettim. Siz gidin amcana durumu anlatın. Ben buraya gireceğim. Vallahi dostum Yaşar'a katılıyorum. Buranın kime ait olduğunu öğrenmenin en iyi yolu gidip efendi sormak. Hadi. We'll be right back.
yapmıştınız? Etrafa bir bakınalım dedik. Anlamadım. Biz de anlamadık. Anlamaya geldik. Burası ne kardeş? Özel mülk. Özel mülk. Kimin yani kimin burası? Beyefendi, lütfen terk edin burayı. Yoksa? Yoksa sizin için sıkıntı olur. Kardeş, zaten bize sıkıntı olduğu için buradayız. Kimden gelecek bu sıkıntı? Onu merak ediyoruz. Sen söyle bize, burası kimin, ne yapılıyor? Biz de efendi efendi gideriz. Kapıda bir sorun var. Ekip yollayın. Hayda, biz buranın sahibini soruyoruz. Adam bize ekip çağırıyor. Bodyguardlar geliyor ha. Bodyguardlar. Gel gel, acele etmeyin, gel. Cümlem bitene kadar arabalarınıza binmezseniz burada hepinizi yok ederim. E cümlem bitti. Ya kapatma, kapatma. Aç onu, aç. Aç onu. Dur, dur. Dur da kapıyı, geç tarafa. Geç, 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 geç. Duvarın dibine çök. Çök duvarın dibine. Bodyguardlar. Dikkat. Gel buraya. Burada çalışan herkes böyle toplansın. Gel buraya. Dizel, dizel, dizel. Şuraya dizel. Bir kimliğiniz yok mu sizin? Buradan çekin gidin. Başınıza ne iş açtığınızın farkında değilsiniz. İşte biz de başımıza ne iş açtık onu anlamaya çalışıyoruz. Anlat, gidelim. Anlatacak bir şey yok. Kiminmiş burası? Vallahi abi. Ya bilen yok ya da söyleyebilen yok. Anlamadım ki. Çıkın biriniz ona. Buyur abi. Bu konteynerin içinde ne var? İlaç var. Ne ilacı? Biz bilmiyoruz. Sadece indiriyoruz, yüklüyoruz. Kimin burası? Bilmiyoruz ki. Ulan nasıl bilmiyorsunuz? Size sigorta yatırmıyorlar, maaş almıyor musunuz? Elden alıyoruz abi. İlyas dostum, kendini fazla zorlama. Bence bunlar bir şey bilmiyor. Hakkının mı burası? Hakkı dediğiniz adamı tanımıyoruz. Enişte, sen şu tırı Fahri Baba ile konuştuğumuz yere götür. Eyvallah. Fahri Baba! O Hakkı'ya deyin ki buraya dostu İlyas'la beraber kimsesiz Yaşar geldi. O Hakkı'ya gizli ya da açıktan toz sattırmayacağız. Aynen böyle ileteceksin. Ya burası Hakkı dediğiniz adamın değilse? O zaman buraya kim bakıyorsa ona söyle. De ki Hızır Reis'in selamı var. Tırı bende. Gelsin bir çayımızı içsin yani. Gel Yaşar, gel. Gel, hoş geldin. Kusura bakma, elim ayağım dolu. Hoş bulduk. Reis, yalnız seni pek hoş görmedik. Merak etme, kimseye anlatmam. Evindekilere baba olamayan dışarıda hiç kimseye baba olamaz. Karıştırma da, yürü.
Ben üstündekini alayım abi. Yok yok, gerek yok. Ana, tanıştırayım. Dostum Yaşar. Aa, biliyorum onu. Kimsesizdir. Arabana. Sana bir şey diyeceğim. De ana. Benim rahmetliden yadigar bir şeyler var idi. Gizdim. Attım onları çöpe. He ana. Biliyorum. İçinde mektupların da vardı. Babaanne. Sen dedemin mektuplarını çöpe mi attın? Hepsini atmıştım. Hepiniz ha bu pis işlere. Hep onun yüzünden bulaştınız diye. Ama rahmetli sonra rüyama girdi. Bah etmediğini bırakmadı. Ben onları sana gönderirim ana. Merak etme. Ama okudum. Söyleyeyim. Deme. Hepsini mi? Ana, o mektupları zaten herkes biliyor. Biz onları okuyarak büyüdük ya. Çöpe attıklarım size okuduklarım değil. Bizi okutmadın ne olacak ki ana? Her şeyini biliyoruz. Madem her şeyi biliyorsunuz, uzatmıyorum. Sen o mektupları yolla bana. O mektupların içinde benim en çok güldüğüm Hayriye Ana'nın rahmetli babanızın kaçamak yaptığı bir kadını hastanelik etme hikayesi. Ne yapmış, ne yapmış? Ola uşağım. Sen ne sır tut adamsın? Ben sır tutamam ki ana. Benim sırrım yok. Madem sırrın yoktur, o zaman de bana o Necla'nın kızını ne zaman alacaksın? Ana sen Necla'nın kızını nereden biliyorsun ya? Kimsesiz. Ben senin gibi çöp karıştırmıyorum. Ben sevdalıların gözyaşını karıştırıyorum. Reis sen mi söyledin? Ben niye söyleyeyim ya? Ben ne tanırım Necla'yı, kızını? De hele teyze. Sen nereden tanıyorsun? Yuşat Tepesi'nden. Ne alaka ana? Bu İstanbul'a. Kimin maddi durumu kötüdür? Kimin manevi durumu kötüdür? Kimin kocası dost tutmuştur? Bunların hepsi buraya duaya gelir. Yüreği yanmışlar da... Bilirsin, sesli dua eder. Anne, bu Necla Hanım'ın kızı Yaşar Bey'i seviyor madem, sen niye sevenleri kavuşturmadın? İki lafıma bakar. Belli ki bu masada bütün sırlar konuşuluyor. O zaman reis ben konuya gireyim. Çünkü İlyas'la Alparslan'ın konuya girmek gibi bir niyeti yok.
Şimdi biz senin o söylediğin yere gittik. Transferleri takip ettik. Bir depo bulduk. Yaşar, istersen bunları daha sonra balkonda konuşalım. Yengemden, anamdan hiçbir şey sakladın yok. Bunu mu saklayacaksın reis? Neyse, gittik. Depoyu Alparslan'la İlyas'la bastık. Bir de eniştemiz. İçeride ne kadar adam varsa vurduk, sorduk, dövdükse de biz buranın sahibini bilmiyoruz dediler. Dedik hakkıdır. Dediler hakkı kim? Dostum Yaşar. İlyas dostum da dedi ki dostum Yaşar. Bu malları alalım götürelim bir yere saklayalım. Sahibi her kimse illaki çıkar gelir bizi bulur. Yaşar abi. Alparslan da dedi ki amcama soralım. Sonra götürelim Şahin Han'ın oraya saklayalım. Ben de dedim ki sormaya ne gerek var? Biz bu söylediğimiz her şeyi yapalım. Sonra gidelim reise anlatalım. Sağ ol Yaşar. Sağ ol. Bütün işimi en ince detayına kadar ailemin önünde anlattığın için sağ ol. Rica ederim reis. Hani ne kadar çabuk duyurursak o kadar çabuk sahibi gelir bizi bulur diye açık açık anlattım. Ya tamam her şeyi anladım da o malları götürüp niye Şahin Han'ın deposuna koyuyorsunuz? Adamın toza alerjisi olduğunu bilmiyor musunuz kardeşim? Yaşar Bey, siz hep gelin. Biz de böyle Hızır'ın ne işler çevirdiğini başkalarından öğrenmeyelim. Tabii yenge, siz sorun. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun siz. Anlatırım. Ben bir şey sorabilir miyim size Yaşar abi? Ha, bir sen eksiktin. Sen de sor. Ne soracaksan sor. Bizim bu Adnan'ın böyle eski bir kırığı, ne bileyim böyle bir turuğu bir şey var mıdır? Tek kırığı sensin Lütfi. Bir tarafın çürümeden sus bence. Yeterince yedik, elimiz doyduk. Hadi kalkın, kalkın. Yeterince doyduk. Üstüme bir şey getir, bir şey. Hakkının oğlu Yalçın. Sen de baban da dostum değilsiniz ulan. Nerede ulan bu baban? Vurmadan önce soraydı neydi? Öldü mü lan yoksa? Henüz değil. İyi. Bunu alalım yanımıza. Dostum değilsin dediğimi duymadı zaten. İçime dert olur. Hurşit. Bu Hakkı'nın oğlu Yalçın'ın beynine kan varmış mıdır? Beyni varsa varmıştır. Ne güzel cevap. Konuşacaksan ona göre gelsin Yaşar'a. Boşuna kaldırma adamı yerinden. Konuşacağım. Seni çağır. Ayağına. Yok ya. Şimdi ben buraya bastırınca kafası yüzüne gelecek.
peşin peşin söyleyeyim. Dostum değilsin Yalçın. Ama öyle düşmanım olacak çapta birisi de değilsin. Şimdi madem dostlarımız rica etmişler, bunu al, yaşat, konuş, konuştur demişler. Kendi kendime elma doğrarken konuşmaktansa seninle konuşmayı tercih ederim tabii. Kimsesiz baba. Duydun mu Urşit? Bana baba dedi. Duydum. Bunun babası vardır, sana niye baba değil? Bunun babası dediğin adam çocuğu depoda bıraktı, çekti gitti, görmedin mi sen ya? Görmedim. Ben içeri girmeye uğraşıyordum. Hele anlat lan. Ha? Bu senin baban nasıl bir baba ki seni bıraktı gitti? Ha? Pudra yüzünden mi? O benim babam değil. Haklısın. Ben olsam ben de öyle hissederdim. De, ben senin hislerini, duygularını sormuyorum. Şimdi bir baba nasıl oluyor da oğlunu bırakıp gidiyor, ölüme terk ediyor? Ben onun oğlu değilim. Urşit, aha yalan rüzgarı başladı. Kimin oğlusun oğlum? Ailem yok. Annemi de babamı da tanımıyorum. Bu, sen kimsesizlerin babasısın ya. Acıyasın diye yalan söyleyin. Hı hı. Öyle mi lan? Ha? Sabaha kadar dikerim seni buraya tepenin üzerine. Anladın? Doğruyu anlat bana. Samimi samimi dinleyeyim seni. Asıl kimsesiz biziz. Siz? Siz kimsiniz oğlum? Siz kaç kişisiniz ulan? Biz çocuk yaşta alınıp yetiştirilen, sonra da önemli ailelerin içerisine bırakılan tetikçileriz. Ne diyor bu? Allah Allah. Konu çok enteresan bir yere gidiyor Urşit. Ben çok merak ettim. Sen hele bir çay daha koy da. Senin yapacağın şey. La Yalçın, la oğlum ölmeyesin ha. Bak çok merak ettim ha. Vallahi ben meraktan öleceğim ha. Urşit ne yaptın ya? Bir adamı tutamadın ya. Senin niye canın sıkkın? Keyfim yerinde aslında. Ama Hızır'a biraz canımın sıkkın olduğu doğrudur. Neymiş o biraz canını sıkan? Bizim kimsesizlerden birini geçen gece buna gönderdim. Bir emanet vardı, onu bırakacaktı. Urşit vurmuş bunu. Nasıl vurmuş? Bacağından vurmuş. Neymiş efendim? Çöpleri karıştırıyormuş. Ya insan bir düşünür, bu çöpleri kim karıştırır diye. Ya kedidir, ya köpektir, ya da bir kimsesizdir. Komprador'un birisi Hızır'ın çöplüğünü karıştırmıyordur herhalde. Abi emanet gönderdim diyorsun. Adamın çöp kutusunda ne işi var? Gitmişken bir göz atmak istemiş çocuk. Meslek hastalığı. Önce çok sinirlendim. Bu sabah sıktıracaktım Urşit'e. Ama bizim çocuklar dediler ki, kimsesiz baba, Urşit delikanlı çocuk.
Dedim nasıl? Bizim kimse sizi vurmuş ama almış sırtında hastaneye götürmüş. Orada da sırtında gezdirmiş. Emanet ne abi? Ayıptır sorması. Ayıp. Söyleyemem. Pudra hakkı. Dostum değilsin ulan. Kaldırın şunu. Bu beni bilmez. Ben düşene vurmam. Yaşar. Yanlış bir şey yapma. Aynı taraftayız. Çocuklar, hele oradan bana bir bakın ya. Ben yanlış bir tarafa mı geçtim? Bu bana tozcu mu diyor? Abi kafası güzel herhalde. Kafam güzel falan değil. Ekrem'i de, Güneş'i de ben sattım size. Ekrem'i ya da Güneş'i alan var mı? Size sattım diyor bu. Biz kim biz? Madem satmışsın. Hızır ağrıyın. Bir başka birini söylesen arardık belki ama... ...şimdi bu çocukların Hızır'ı arayacak bir durumu yok. Ben de tavırlıyım. Niye diye soracak olursan... ...bu seni hiç ilgilendirmez. O zaman... ...Ceylan'ı arayın. Biz senin sekreterin miyiz ulan? Onu arayın, bunu arayın. Biz seni arıyorduk, bulduk. Artık sen de öbür tarafa geçtiğinde... ...istediğini ararsın. Ben sana niye bulaşmadım? Sözünün erisin diye. Bizim çocukları, kimsesizleri bu işe bulaştırmıyorsun diye. Ama sen ne yaptın? O evlatlığın yalçını... Çocuklar bu mevzu biraz uzun, ben sonra anlatırım size. Dur! O evlatlığın yalçını bizim kimsesizlerin içine soktun. Onları da bu işlere bulaştırdın. Dur! Birisi beni istemediğim bir şeye bulaştırırsa... ...ben onu ne yaparım? O çok sevdiği şeye bulaştırıp... ...o zıkkımın içinde boğarak öldürürüm onu. Şunu da duymadan gidersen ahdım kalır. Dostum yaşar, düşmanım ölür. Abi benim zoruma giden biz bu adamı niye istediği gibi öldürüyoruz ki? Sıksak ya iki tane. Sık ya, iki tane sık. Ben söyleyeceğimi söyledim nasıl olsa. Serbest usta. Bu Hakkı'nın sandalyesinin altına bir bomba düzeneği kursan. Patladığında kaç metre etrafına tesirli olur diyorsun? Tek başına oturduğu yer patlasın diyorsan Yaşar'a... Ona göre bir düzen kurabilirim. Ben şunun için söylüyorum. Su uyur, Hakkı uyumaz. Ya. Biz
bizi uyutup kaçmaya kalkarsa devletle düşman olmayalım, patlasın gitsin. Ya nereye uyutuyormuş Yaşar abi? Ceylan Hanım'ı duydun Reha. Ben bunun kafayı poşete soktum ya. Bu biraz fazla teneffüs etti tabii. Ceylan Hanım dedi ki bu en az 3 gün uyumaz. Hadi diyelim Ercan'ın öpücüğünden bir gün düş. 2 gün. 2 gün nasıl uyumayacaksın? Yaşar abi. Otobüsle de gelirdim de biraz geç olurdu. İyi yaptın Yaşar abi. Ama yine geç geldin. Hiçbir şey için geç değildir Reha. Selamünaleyküm beyler. Hoş geldiniz. Ne arıyorsanız ona göre teslim edeyim. Öldürücü herhangi bir şey. Gözlerim var. Çıkaracak mısın? Şarjör taşımayı sevmiyorum da tek başına bir anlam ifade etmiyor biliyorsunuz. Kaldım çünkü bir saattir aşağıda arıyorlar. Neyim varsa aldılar. Yine de geçerken alet tıt etti. Dediler ki kimsesiz baba. Üzerinde öldürücü bir şey mi var? Dedim var. Dediler kimsesiz baba nedir bu tıt tıt diye öten? Dedim ki kafamın içinde yıllardır benim de çözemediğim bir sinyal sesi var. Çıkarabiliyorsanız memnun olurum dedim. Dediler ki yukarıda Hakkı var, Ekrem var, Güneş var. Nasıl olsa birisi çıkarır. Sen buyur yukarı geç dediler. Yaşar her zamanki gibi masanın starı olarak toplantıya en geç dahil olan oldu. Star dediğin yıldızsa artık masamızda Güneş var. Yıldızın ne önemi var? Öyle değil mi? Güneş Paşa. Ben paşa değilim. Lafın gelişi söyledim canım. Hemen alınma. Biz çocuklara da paşa deriz. Sempatiden. İlyas dostum, inşallah o askı doludur. Niye? Neye lazımmış? Ben gelirken hazırlıklı geldim de aşağıdan hepsini aldılar. Urşit, saatlerlerim alındı. Yok, niye ki? Ne kadar geç kalmış olabilirim ki? Aksiyon kısmı bitmiş. Buradaki bitti. Yukarıdaki daha yeni başlıyor. Ya ben de üstümüzü arıyorlar diye tek tabanca geldim. Var mı yedeğiniz? Yeterince var. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır ol. Hoş geldin Yaşar. Gerçekten hoş buldum enişte. Ah şöyle be. Uzun zamandır beklediğim karşılama töreni bu işte. Sen vur vur. Ben engel olmayayım sana. Eyvallah. Hazır Ali. Ne etmiş bu? Meryem annemi öldürmeye tetikçi yollamışlar. Yaşar abi. Niye kırık çıkıkla uğraşıyorsunuz oğlum? Öldürün gitsin.
Daha yukarıda hesap verecek abi. Dedim ki az solist gibi yine geç geleyim. Ama benden önceki program çok iyiymiş be. Kaçırdık. Tüh. Dur bakalım. Seni niye ezmiyor bizimkiler? Sen kimin dostusun? Sizin abi. Diyorsun. Yine ne iş çeviriyor bizim reiskiller? Ekrem'den önce söyleyeyim. Bak bu sefer gerçekten geç kaldım. Çok özür dilerim reis. Hiçbir şey için geç değil Yaşar. Daha başlamadım. Ha, iyi, iyi o zaman. İlyas dostum, özgürleşmişsin. Kolumdaki askıyı diyorum. He, sağ ol, sağ ol. Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana. Yiğit muhtaç olmuş kursana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Mahzuni şerifim, dindir acını. Bazı acılardan al ilacını.
pir sultanlar gibi dar ağacını bilmem boylasam mı boylamasam mı bilmem boylasam mı boylamasam mı. Pir sultanlar gibi dar ağacını bilmem boylasam mı boylamasam mı boylamasam mı. Bu şoförün niye bizimle oturuyor? Reşit. Tanımadın mı Yaşar? Yeğenim Kudret. Yok. Tanımadım. Sen de içeriden mi çıktın Kudret? Evet. Yaşar baba. Baban öyle Kudret. Yazık etmişler sana. Reşit. Hele anlat. Sen Hızır Reis'e ne dedin ki Hızır Reis sana he dedi? Şimdi bana ne diyeceksin ki ben de sana he diyeceğim? Sana anlatmadılar mı Yaşar? Dediler ki Reşit toz istiyor. Dedim çıkar çıkmaz krize mi girmiş? Hayırdır? Dediler ki öyle değil, ticareten istiyor. Dedim ki yapsın ticaretini, ne yapacaksa yapsın. Bizi ilgilendirmez. Dediler ki bizden istiyor. Alacağı varmış. Dedim ne alacağı varmış? Hele gelsin bir de bana anlatsın. Sen benim dengim değilsin. Senden bir şey istemeye gelmedim. Bir şey isteyecek olsam seni çağırtırım, bana şundan şu kadar getir derim. Evet. Dengim değilsin. Bak bu doğru. Ben seninle hiçbir konuda, hiçbir yerde denk gelmek istemem. Yaşar, uzatma. Biz Hızır'la konuştuk. Mevzuda anlaştık. O da bana dedi ki, istediğin Yaşar'da. Git al. Git iste demedi. Eğer sen bir şey istemeyecek, aldıracak olsaydın, bu gariban Kudret'i gönderir, aldırırdın. Şimdi delikanlı ol, adam gibi iste. Belki veririm. Ulan sen kim oluyorsun Zibidi? Kudret'i yollayıp kafana sıktırtmamışım. Daha ne istiyorsun? Mekanına gelmişim, şeref vermişim. Sen hala üstten konuşuyorsun. Hoş geldin. Ne zamandır seni bekliyordum. Ne zamandır derken? Konuşmaya başladığımızdan beri. Sana yakışmıyor böyle kıvranarak konuşmak. Sen kükre.
uzatma Yaşar. Ya emaneti güzellikle teslim edersin ya da... Reşit! Bir kelime daha edersen seni burada delik deşik ederim. Şimdi öldürmeyeceğim Yaşar. Öyle mi? Niye? Yeni çıktım. Aynı hatayı bir daha yapmayacağım. Gezeceğim, tozacağım. Paralarınızı yiyeceğim. Sizi iki paralık edeceğim. Sonra benim yerime yeğenlerim yatar. Değil mi Kudret? Evet dayı. Dayın öyle Kudret. Dayın öyle. Hadi, hadi. Reşit. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Dostum değilsin. Hoş geldin Yaşar abi. Hoş bulduk. Hele seslen bakalım. Müsaitler mi? Abi. Yaşar abi geldi beni karşılasınlar diye. Hoş geldin. Selam aleyküm reis. Aleyküm selam. Kusura bakma yenge, bu saatte rahatsız ettim. Kendimi affettirmek için de lokum getirdim. Fındıklı var, fıstıklı var, sade var. Sevmediğini sevmediklerine yedirirsin. Merhaba Ceylan Hanım. Merhaba Yaşar. Eksik olmayın, buyurun. Gelmeden bir haber etseydin, bir alo deseydin, hayırdır bu saatte? Haberler pek hayırlı değil İlyas dostum. Telefonda söylemek istemedim. Neymiş hayırsız haberin? Hayırsız demeyelim. Senin vereceğin karara göre çok hayırlı olabilir. O Reşit'le didişmediğini mi Yaşar? Yok. Ters düz konuştu. Defol git, benden hiçbir şey alamazsın dedim. Didişmemiş halim bu yani. Şimdi Ceylan Hanım buradayken ne kadarını konuşabiliyoruz? Yengemden gizli saklım yok da. Devlet açısından dedim Ceylan Hanım. Aile masasında oturuyoruz. Burada konuşulan burada kalır Yaşar. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu Reşit'i acilen öldürmemiz lazım. Dostum Yaşar. Aile masası dedik de sınırları da yok demedik. Şunun için dedim İlyas dostum, bu Reşit beladır. Senin için, benim için, masa için, bu masa için. O yüzden de belayı üstümüze çekmeyesin diye sana o malları ver dedim. Bak Ceylan Hanım burada oturuyor ya. Onu da buraya çağırmalı sebebi. Şimdi bu Yaşar. Reşit'e malları verecek ya, sen de onu yakalat. Demek için de.
ki Reşit çıktığı yere geri dönsün. Güzel planmış Allah için. Bilseydim malları verirdim. Bilmediğim için vermedim. Ne yapacağız şimdi? Tam istedikleri şey oldu. Seni düşürmek istiyorlardı Yaşar. Düşürdüler. Düşme falan yok. Ben kimsesizlere takip ettiriyorum. Bunlar şimdi içeriden yeni çıktılar ya. Bar pavyon kendilerini dağıtıyorlar. Şimdi sen burada eğer olur verirsen sabaha düşen onlar olur. Bu Reşit tipinin arkadaşı olan mı? Eskiden arkadaşı olan. Eskiden dediğine göre İlyas dostum. Reis olur verdi. Biz kalkalım. Olur mu olur vermedim. Bunlara istediklerini vermeyeceğiz. E tamam vermedim zaten. Ya savaşmak istiyorlar, savaşmayacağız diyorum Yaşar. Nasıl olacak abi o iş? Ben sabah arayacağım bu Reşit'i. Yaşar'la görüşmeniz kötü geçmiş diyeceğim. İlyas'la gönderiyorum istediğiniz şeyi. Yaşar benim dostumdur. Düşmanlık falan yok diyeceğim. Senin dostun olmak iyi güzel de reis. Ben bu adama giderken dostum değilsin dedim bir kere. Mümkünatı yok. Bu iş güzellikle bitmeyecek. Bize bir kahve yollayın Meryem. Biz Yaşar'la bir baş başa konuşalım. Benim kahvenin yanındaki fındıklı olursa yenge. Tabii tabii. Yaşar, senin ölüm emrini vermişlerdir bile. Şimdi bunu düzeltmemizin bir tek yolu var. Geri adım atmak. Ben geri adım falan atmam reis. Abi ben diyorum ki ben bu Reşit'i arayayım neredeyse gideyim yanına. Eğer geri adım atılacaksa da ben atmış olurum. Sen benim dostumsun. Ha sen atmışsın ha ben. Yaşar anlamıyorsun. Önemli olan yaşamak. Bunun için de bir adım atmak lazım. İleri veya geri fark etmez. Yaşar, sana güveniyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap de. Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Ölme Yaşar. Sakın ölme. Destek lazım mı? Yok dostum. Ama Hurşit'e söz verdim. Bu akşam çok adam indireceğiz diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Thank you.
Yaşar dostum, iyi misin? Merhaba Yaşar. Anlat, ne oldu? Anlatacak bir şey yok. Tamam bak. Nereye gideceksen gidelim, ben seni bırakayım. İlyas, peşimi bırak. Sonra konuşuruz. Kadıköy'de yazalım. Abi bozuk yok mu? Tamam. Eyvallah abi. Hastaneye gidelim hemen. Gidemeyiz. Gidemeyiz İlyas, bir şeyim yok, benim sıyırdı geçti. Sıyırmadı dostum Yaşar, kurşun hala kolunda. Ya neyse ne. Siz beni yazıhaneye bırakın. Ben orada bir hal çaresine bakarım. Hal çaresi dediğin olmazsa bari bizim yanımızda ol. İdamlığa gidelim derim İlyas. Sür Urşit, sür, sür. Ya siz beni anlamıyor musunuz ya? Bu dakika diyecekler ki Reşit Yaşar'ı vurmuş. O ölmekten daha beter. Yarın da diyecekler ki Yaşar ölmemiş. Neden? Çünkü Reşit hiçbir alt edememiş. Tamam. Tamam, gidelim.
Gidelim nereye gideceksek. Ben orada kimsesizleri organize ederim. Hey, ben de bir abimi arayayım bari. İyi olduğunu söyleyeyim. İlyas dostum, yayma. Yayma, iyiyim ben. Dostum Yaşar, Allah aşkına o kadar kan kaybettim. Bir bayıl da. Sargını değiştirdin mi? Buraya bunun için mi geldin Derya? Hayır. Seninle, benimle ya da yaranla ilgili bir konu değil. Yaramızdan, senden benden daha önemli ne ola ki? Buraya Meryem Hanım'ın ricasının üzerine geldim. Sağlık için yani. Öğrendin değil mi? Sabah biraz kurcaladım. Sizi bir araya getiren, yıllar sonra bizi yan yana getiren nedir diye. Detayları öğrendin mi? Öğrendim. Öğrendiğim detay şu. Kader. Yaşar. Öğrendin mi? Öğrendim. Bizim kimsesizler diyorlar ki Meryem yenge çocuğu aldırsa iyi olur. Ama ne kadar iyi olur? Onu bir uzmanına sormak lazım. Senin kimsesizlerin söylediği şeyi kimseye söyledin mi? Kime söyleyeceğim Derya? Benim kimsem yok ki. Benim kimsem yok diyorsun ama dostların olmuş. O yüzden sordum. Açık konuş. Meryem yenge benden ne istiyor? Hızır, İlyas ya da aileden herhangi biri bu durumu bilmesin. Alparslan hariç. Alparslan biliyor yani. Biliyor. O Alparslan bizimle ilgili ne biliyor? Hiçbir şey. Anlatmadın yani. Neyi anlatacağım Yaşar? Biz diye bir şey mi var? Var. Nasıl var? Bizim biz olmamız için yan yana olmamız gerekmiyor. Ben bunun nesini anlatayım? Meryem yengeye söyle. Gönlünü ferah tutsun. Ama çocuğumu kaybetmeyeyim derken bu sırrın sonunda ya canını kaybeder ya da kocasını. Benim bildiğim Hızır Reis böyle bir şey saklanabilecek birisi değil. Hem de aylarca. Benim kararım değil. Bırak insanların ilişkisini, hayatını. Kendi hayatıma bile karar verebilen bir insan değilim. Bir şey soracağım Derya. Başka doktor mu yoktu ya? Sen niye girdin bu işe? Niye girdim biliyor musun? Meryem Çakırbeyli ismini duyduğumda
Acaba ben de Yaşar'la evlenmiş olsaydım nasıl bir kadın olurdum? Merak ettim. Sonuç? Sonuç? Kalbi iflas etmek üzere olan bir kadın. Sevdiği için. Erkeği için hayatını yok sayabiliyor. Ölsem bile sadece o mutlu olsun. Onun mutluluğuyla mutlu olurum diyebilen bir kadınla tanıştım ben. Güçlü bir kadın. Belli ki kocası da onu çok sevmiş. Bence kocasından gücünü alıyor. Sen de güçlü bir kadınsın. Zaman zaman düşündüm. Ben de reis gibi sana böylesi bir güç verebilir miyim diye. Verebilir miydin? Verebilirdim. Ama sana böyle bir yük vermek istemedim. Dostum, şimdi biz Derya'yı evine mi bırakıyoruz? Evet dostum. Bu nasıl eve bırakmak? Derya bizim arabada değil. Öndeki arabada işte. Ne fark eder? Sen her akşam böyle mi yapıyorsun hakikaten? Yani Derya'yı böyle bu şekilde takip ederek mi bırakıyorsun evine? Yani çok önemli bir işim yoksa... Evet. Sen o yüzden toplantılara hep geç geliyorsun yani. Kızın ciddi bir işi var İlyas dostum. Hayat kurtarıyor. Bizim gibi değil yani. Bazen geç çıkabiliyor hastaneden. Tamam, anladım yani de. Madem evine bırakıyorsun, niye bunu aynı arabada yapmıyorsun? Sözlüysen, nişanlıysan, evliysen aynı arabada eve bırakabilirsin. Sevdalıysan uzaktan eve bırakırsın İlyas dostum. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım ya. İnsanlar birbirlerini internetten takip ediyorlar. Öyle düşün. Gerçi ben onu da anlamıyorum da. Neyse. Derya Hanım nasıl değerlendiriyor bu durumu? Ne bileyim nasıl değerlendiriyor. Görüşüp konuşmadım ki. Her akşam takip ediyoruz ama görüşmüyoruz. İlyas, pişman etme beni ya. Ben seni kırmadım. Akşam beni gazinoda yalnız bırakma dedin. Tamam dedim. Hiç sordun mu? Kim var, kim yok? Ne eğlencesi? Sen bana ne hesap soruyorsun ya? Tamam dostum, tamam. Sormuyorum. Işığı yansın, biz de gideriz.
arıyorsun burada? Artık bir şey aramıyorum. Kimsesiz sana da bir çay versin mi? Versin. Sabaha kadar burada olduğumu öğrenmişsin. Ne işin var burada? Çay içeriz diye düşündüm. İlk defa sabahlamıyorum hastanede. Ben de. Her zaman şu köşede bekliyordum. Bu sefer içeri gireyim dedim. Neden? Yani konuşmak istersin belki diye düşündüm. Konuşalım. Hangi konuda konuşmak istersin mesela? Erkekler. Erkekler. Güzel bir konu. Ben hep anlamaya çalıştım sizi ama bir yere vardığım söylenemez. Ben yanlış bir yere vardığını düşünerek konuyu konuşmak istedim. Neye varmışım? Erkekler kalpsizdir, duygusuzdur, sadakatsizdir'e varmışsın diye duydum. Alparslan geçen geceden bahsetti de. Doktor hanım demediğini bırakmadı dedi. Ben de haklıdır dedim. Başka ne dedin? Eğer Derya orada olmasaydı, ben de Hızır Reis'in yaptıklarına tepki gösterirdim, kalkar giderdim dedim. Ha sen farklısın yani. Farkını anlatmak için mi geldin? Yok. Yok. Biz bazı erkekler farklıyız demek için geldim. Dışarıdan senin tespitlerin gibi duruyor olabiliriz ama içeriden öyle değiliz. Yani sen çok kalp görmüşsündür. Ama bizimki biraz farklı atıyor. Bırak şu biz diyerek kendini saklamayı. Senin kalbin nasıl atıyor? Ben buradan göremiyorum. Bir anlat istersen ha. Gerçekten görmüyor musun? Yaşar. Yıllar geçti. Hala beni seviyorsun. Ve hala bunu bana söyleyemiyorsun. Ve hala bunun için hiçbir şey yapmıyorsun. Uzaktan izlemek, takip etmek, ettirmeyi saymazsak. E görüyor musun işte? Ne istiyorsun Yaşar? Bir şey istemiyorum. Ben kalkayım o zaman. Oturmanı istiyorum Derya.
şey istiyor musun işte? Başka? Yüreğim daralıyor Derya. Nefes alamıyorum bazen. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bana yardımcı olmanı istiyorum. Doktor olarak mı? Hayır. Beni hem hayatından çıkardın, hem de karşıma geçmiş, benden yardım istiyorsun. Ben de senden istemiştim. Hayatından beni çıkarma demiştim. Ben sana elindeki neşteri bırak demedim Derya. Ama sen bana elindeki silahı bırak dedin. Evet. Silahını bırak dedin. Beni bırak demedim ki. Hastamla ilgilenmem lazım. Duydun mu olanları? Duydum. Şimdi anladın mı beni? Neyini anlayacağım senin? Yıllarca senden kaçma sebebimi Derya. O yemekten senle ben de çıkıyor olabilirdik. Bana sıkanlar seni öldürmüş olabilirdi. Ne demek ee? Gittim gördüm tipi. Giydirmişler deli gömleğini. Atmışlar sağından solundan kemendi, bağlamışlar bir yatağa. Sen Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. O kapıdan çıkınca birdenbire bir kazada ölen, kalbi durup ölen, vadesi dolup ölenleri her gün çalıştığım yerde görüyorum. Seninki mi inanmak? Ama benim yüzümden, benim yürüdüğüm yol yüzünden. Anladım. Sen benim ölmemden korkmuyorsun. Senin yüzünden ben öleceğim. Sen rezil olacaksın. Bundan korkuyorsun. Ya adam aklını yitirdi diyorum Derya. Öyle bir vaziyette olsam umurumda olur mu rezillik? Bazı insanlar ecelinden yaşamını yitirir. Bazı insanlar sevdasından aklını yitirir. Sen hiçbir şeyini yitirmemek için hiçbir şeyin olmasın derdindesin. Öyleyim. O zaman bırak beni. Bırakamıyorum. Silahını bırak o zaman. Sen zannediyorsun ki ben bu silahı bırakınca biz mutlu olacağız.
Gideceğiz biz sahil kasabasında. Sen mesleğini yapacaksın. Ben de balıkçılık. Neresi kötü bunun? Üç gün. Üç gün sürer der ya. Üç gün. Bu hayattan niye çıkamazsın biliyor musun? Bıraktım dersin. Çıkar gidersin. Gittiğin yerde anlarlar ki gerçekten bırakmışsın. Sırtından vururlar seni. Niye peki? Para içindir. Niye olacak? Değil. Her şey para için değil. Bunu niye yapıyorlar o zaman Yaşar? En sebepsizi bile ben kimsesiz Yaşar'ı vurdum deyip nam yapmak için yapar bunu. Yaşar, az önce dedin ya, üç gün diye. Sen hiç üç gün mutlu oldun mu hayatında? Hak etmiyorum ki. Ben de mi hak etmiyorum? Sen hak ediyorsun. O zaman seni bir daha gördüğümde bana de ki, Derya, karar verdim. Seni üç gün mutlu edeceğim. Ya da bir daha seni görmeyeceğim. Ben de bir sahil kasabasına gider. Bir balıkçıyla belki mutlu olurum. Zor olmayacak mı bu şehirden gitmek? Gideceğim yani. Yok hayır yani gidecek olsan diyorum. Senin öyle bir hayalin vardı ya. Sahil kasabasında yıldızları seyretmek gibi. Bu şehirde yıldızlar yeryüzüne inmişler zaten. Gündüz ayrı bir kainat, gecesi ayrı bir kainat. Zor olmayacak mı? Kargaşasını, koşturmacasını, güzelliğini, çirkinliğini bir kenara bırakıp sakin bir hayata geçmek zor olmayacak mı? Sen dönüşüm işindesin Yaşar. En iyi sen bilirsin. Bir maddeyi aslına dönüştürebilmek için önce parçalaman, sonra yüksek ateşte eritmen gerekiyor ya da preslemen. Bu zorlu işlemden sonra eski bir kağıt yeni bir kağıda, paslı bir demir ışıldayan bir metale dönüşüyor. Yanalım, eriyelim, preslenelim. Yani dönüşelim mi diyorsun? Ben bir şey demiyorum Yaşar. Az önce ölümden döndüm. Bunun akşamına da seninle burada oturmuş, uzaklara gitme ihtimalimizden bahsediyoruz. Bu durumda ben çok şey diyorum ama dediklerimin hiçbir önemi yok. Ben bir söz verdim Derya. Hızır Reis'le İlyas'ı da şahit ettim. Derya sağ salim kurtulursa artık dönüşü yok. Her şeyi bırakacağım. Kendimi dönüştüreceğim dedim.
silahı bırakacağım, masayı bırakacağım, kimsesizleri bırakacağım dedim. Duam kabul oldu. Ellerine dokunuyorum. Ve 3 gün bile olsa Derya, seninle mutlu olmanın hayalini kuruyorum. Sen bırakamazsın Yaşar. Söz verdim Derya. Bırakmak istemezsin demiyorum. Bırakamazsın diyorum. Bırakacağım. Bıraktım demiyorsun. Bence niye demiyorsun biliyor musun? Çünkü oturduğumuzdan beri gözün kulağın Kudret'ten gelecek bir haberdi. Ah bir yerden çıksa da gebertsem onu diyorsun. Demiyor musun? Diyorum. Demeyeyim mi? Sana yüzük uzatmak için çöken o dizlerini, senin canını acıtan o ellerini kırmak istiyorum. Kırmayayım mı? Pislik saçan o kalbini yerinden söküp nefesini kesmek istemeyeyim mi? İsteme Yaşar. İsteme. Çünkü Kudret'ten sonra sana bela olan asıl ellere uzanmak isteyeceksin. Sonra onu kullanan ellere. Derken. Derya. Derya bak benim yalanım yok. Planım şu. Sen tayin işlerini ayarlayana kadar Kudret'e, onun kuklacısı Sem'e, hatta hepimizi bir kukla gibi oynatan Ünal Kaplan'a dostum değilsiniz ulan demek istiyorum. Silahımı onlarla birlikte gömmek istiyorum ve seninle evlenmek istiyorum Derya. Tabii bizim kimsesizlere de kendinize başka bir baba bulun. Ben çocuklarımın babası olacağım deyip senin ellerinden tutup buradan uzaklara gitmek istiyorum. İnsanın içinde sevgi varsa söylediklerini hayal edemez. Derya, Derya Allah aşkına tamam barış, kardeşlik, dostluk. Güzel şeyler bunlar da. Yani o kadar da değil ya. Kudret beni öldürmek istedi. En kötüsü de bunu başarabilirdi. Şu an buradayım. Senin yanındayım. Ve seni seviyorum ya. Bu zavallıların hiçbir umurumda değil. Ben de seni seviyorum Derya. O zaman her şeyini geride bırak. Sen gücünü bundan almıyorsun. Buradan alıyorsun.
Hatice Hanım'a ne zaman görüşüye gelelim? Ben önce bir kalp muayenesinden geçireyim. İlaçlarını vereyim de. Öyle. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum ve bir ömür mutluluklar diliyorum.
İyi misin Derya? Bunun olduğuna inanmıyorum. Geçecek, geçecek. Sana bir şey olmadı. Bize bir şey olmadı. İnsanlar mahvoldu yukarıda yaşam. Biliyorum Derya, biliyorum. Ama herkesin iyiliği için. Hadi, hadi çıkalım buradan. Nereye çıkıyor burası? Konteynere çıkıyor. Gel. Sitemimden dolayı beni affet. Ama bu işleri bırakmış bir adama, hele de günahsız karısına böyle bir son oldu mu? Ben legalleşmek için elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Yaşar da bize bu yolda örnek olabilecek çok iyi bir dostumuzdu. Bu işleri bırakıp gitmek vardır demenin bir timsaliydi. Ama bu bombayla birlikte bizim bütün umutlarımız yok oldu gitti. Dostum. Bismillah. Ben de seni seviyorum dostum. Nasıl ya? Ben sizi arabaya binerken gördüm ben sizi. Nasıl oldu bu? Abin. Sanki bugünün yarını yokmuşçasına kaçın bakalım İlyas'tan nereye kadar kaçabileceksiniz? Dostum, çocukların bir günahı yok. Vuracaksan beni vur. Kabahatli olan benim. Kabahatim var, yok değil. Ama senin öldüğüne o kadar çok üzüldüm ki. Şimdi bir şey demiyorum. Bunları sordum bak. Bak şurada. Onlar burada oturuyorlar, ben şurada oturdum. Sordum, dedim ki siz dün gece neredeydiniz ya, siz ne yapıyordunuz? Hiçbiri bir şey söylemedi ama ben anladım. Yani bir şeyler çevirdiklerini anladım. Sonuçta burada. İlyas, Hazır Reis bize bile nikah sabahı söyledi. Doğru mu Derya? Doğru İlyas. Eğer birbirinizi çok seviyorsanız sevdiklerinizin üzülmesine göz yumacaksınız. Yoksa yaşama şansınız yok dedi Hazır abi. Demiştir, doğrudur. İlla ki Hızır abimin yaptığı her işte bir doğrusu vardır. Ama bu kadar yanlışın içerisinde bu doğruyu neden benden saklar? Ben de söyledim dostum, dedim İlyas'a söyleyelim. Ama dedi ki İlyas seni çok sever. Eğer yaşadığını bilirse o kadar insanın içinde çok açık verir.
Doğru demiş. Çünkü o kadar insanın içinde gerçek olan bir tek benim. Bunların alayı sahtekar. Vallahi. İlyas, annemin durumu nasıl? Bir bilgin var mı? Vallahi nasıl olsun? Ne diyeyim? Kadıncağız darma duman olmuş. Nasıl olacak? Ha, bir kadına da, bir anneye de bu kadar kötülük yapılmaz. Kimse kusura bakmasın. Dostum, aynı sebepten ötürü bu kötülüğü yapmak zorunda kaldık ama... Hızır Reis bize söz verdi. Necla anneyi en kısa zamanda yanımıza gönderecek. He. Yanınız neresiymiş? Bizimle ilgili bazı hazırlıklar yapılıyor. Yani gitmemize dair. En kısa zamanda yeni kimliklerle uzaklara gideceğiz. Peki bu arada burada mı kalacaksınız? Ne yapacaksınız? Evet. İki gönül bir olunca zamanlık seyran olur. Sen takılma, biz iyiyiz. Ne oluyor burada? Ziya Yaşar'ı öldürmemiş. Hatta bence Hızır'ı da öldürmemiş. Hızır Reis de yoldaymış. Davut Bey, ben gelmeden kimsenin kafasını koparmayın dedi. İsrar etti. Bizim de zaten acelemiz yok. Öyle değil mi sen? Benim var. Otur lan, otur. Her yerde adamlarım var. Vardı. Hepsi öldü. Çatılarda sniperlar var. Bana zarar veremezsiniz. Onlar da öldü. Bir tek sen kaldın. Efendi efendi otur. Efendi efendi sıranı bekle.